Merhaba. CHP'nin yeni genel başkanı görevdeki ilk yılını doldurmadan bir karikatür figürüne dönüştü. Özgür Özel yeni bir şey yapmıyor. Yakın geçmişte denenmemiş bir kulvar açıyor değil yani. Önceki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu 2016'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verdi. Selahattin Demirtaş ve HDP'li politikacılar bu yüzden yıllardır içeride. Yeni kapıdaki 15 Temmuz mitingine koşa koşa gitti Sonra 2017 Anayasa Referandumunda mühürsüz oylara itiraz etmedi. Ardından gidilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kayıp kaçak oyların peşine düşmedi. Erdoğan'ın 2023'te anayasayı çiğneyerek üçüncü kez aday olmasına da karşı çıkmadı. Tüm bunlar AKP-MHP iktidarının ekmeğine yağ süren, onlara meşruiyet bahşeden hamlelerdi. Özgür Özel'in hemen tüm bu dönemlerde parti grup başkan vekili olarak yönetiminde yer aldığı CHP, Erdoğan'a sunduğu bu kritik desteklerle onun iktidarını sağlamlaştırdığı gibi rejimin taşlarını birlikte döşedi ve adeta dışarıdan ortağı oldu. Özgür Özel şimdi bunu bir adım daha ileri götürerek ülkenin artık kabusu haline gelmiş Erdoğan figürüne karşı ayağa kalktı. Adeta bükemediği bileği öpüyor. Bu Erdoğan'a bakan tarafı Devlet Bahçeli özelinde ise CHP 2014'te MHP ile birlikte çatı adayı çıkarmadı mı? Yine 2014 ve 15 yıllarında birlikte 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzlukla mücadele söyleminde buluşmadılar mı? Özgür Özel 31 Mart yerel seçim zaferinden sonra normalleşmeyi adeta ana politika haline getirdi. Bu kelime hemen her demecinde mutlaka birkaç kere geçiyor. Normalleşme kelimesini çıkarıp yerine iktidara eklemlenme kelimelerini koyun şüpheye mahal bırakmadığı gibi maksat daha iyi anlaşılır. Özgür Özel CHP'ye genel başkan olalı tam 11 ay oldu. Ülkede neyi nasıl değiştireceğini söylemedi. İnsanlar size neden oy versinler? Bu konuda tek cümlesi yok. Milletin bildiğini millete anlatma zamanları geçti. Millete daha fazla nasıl da geçinemediğini anlatma vakti geçmiştir. Bize bizi gören vatandaşımız bunu geç diyecek bana ne yapacaksın onu anlat diyecek. İyi geçinememesinin müsebbibinin kim olduğunu anlatmanın bir önlemi kalmadı. Millet onu biliyor zaten. Daha önce birkaç kere söyledim. CHP'nin başta iki temel stratejisi var gibi görünüyordu. Erdoğan ve Bahçeli'nin sağlık problemleri var. Ömürleri sınırlı. Er geç gidecekler. Bu gecikirse vatandaş mevcut iktidardan bıktığı için eninde sonunda bize gelecek. Armut piş ağzıma düş politikası diyebiliriz buna. Fakat şu son birkaç ayda ve özellikle ABD seyahati ve son meclis yasama yılı açılış gününde yaşananlardan sonra görüldü ki CHP liderliği bunu da istemiyor. Tuhaf biçimde iktidarla kenetlenmiş, saray ve medyasının şeytanlaştırmadığı muhalefet konforunda siyaset üretme gibi bir durum var. Ve fena halde alttan alan bir tutumla. Allah aşkına birkaç saat önce size çürük, tipi tip, gevşek, soysuz, zirzop diye hakaretler savurmuş birinin yüzüne bir daha bakar mısınız? CHP Genel Başkanı bunlara cevap bile vermediği gibi aynı gün iki kere bu lafları eden Devlet Bahçeli'nin ayağına gitti ve elini sıktı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı sadece bakanları, valileri, emniyet müdürlerini atayan bir makam değil. Danışta üyelerinden rektörlere, daire başkanlarından tüm AKP teşkilatlarına atamalar yapan, gece yarısı kararnameleriyle hemen her şeye burnunu sokan ve bu konuda denetlenmeyen bir makama dönüştü öyle ki çıkardığı önceki kararnamelerdeki kimi hükümleri iptal edip yenilerine ekleyen, kendi kendine düzenleyen bir yapı artık. Bir parseli imara açmak da onun elinde yeni vergi oranlarını ilan etmek de. Ayrıca sayısız fevri ve dikkatsiz kararlara imza atıldı. Bir tanesi şuydu evlere şenlik. 2020 yılında... Marmara Üniversitesi bünyesinde üniversite kuruldu. Üniversite içinde üniversite yani Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi. Sonra düzeltildi bu. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi. Ülke muhalefeti eden parti müstesna 2024-25 yasama yılı açılırken 3,5 yıl seçim yok diyen bu Cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalktı. Neymiş makama saygı. Konuşmasını bitirdikten sonra kalkmadılar. Neymiş parti başkanı gibi konuşmuş. Güler misin ağlar mısın? Siyaset katillerle tokalaşıp hırsıza karşı ayağa kalkmaksa yerin dibine batsın. İnsanlık onuru diye bir şey var ve bu çocuklarımıza vermemiz gereken ilk önemli eğitim. Bahçeli sabah ağzına geleni söylediği Özgür Özel'in gönlünü alırken üzülme. Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor demiş. Buna verilecek en iyi cevap Sinan Ateş cinayeti de sizin siyaset anlayışınıza göre stratejik bir hamleydi demek olmalıydı. Fakat bunu Türkiye'de söyleyebilecek bir siyaset erbabı yoktur. Bahçeli'nin elini sıkan dem partililer dahil. Şimdi dönüp Bahçeli'nin hakaretlerine tekrar bakalım mı? Acaba hangisi yakışıyor? Çürük, tipi tip, gevşek, soysuz, zirzop. Özgür Özal, sana diyorum. İddialarını aynen şahsın gibi çürüktür. Hiddetimi mazur görün. Fakat benim favorim şu.